Şimdi bir de sizin özel masaj teknikleriniz var. Evet. Yine hocamızın kampında, Afyon'da biz bu masaj tekniklerini çektik sizler için. Bedenimizdeki ağrıları gidermek için. Sadece ağrı değil, skalyoz, eğrilikler, evet, bakın hepsi. Omurga bozuklukları, boyun kol ağrıları. Hı-hı. Sırt ağrılarınız için hangi noktalara, nerelere? Hangi ağrılara iyi geliyor? Biz burada zaten gösteriyoruz. Evet. Bir izleyelim bakın, evet, neler gelsin var. Gelsin veterinerimiz, bir izleyelim bakın. Evet. Ahmet Maranki'den sırt ve bel ağrıları çekenler için masaj mucizesi. Değerli dostlar, bu tıbbi masaj biliyorsunuz bizim şifalı noktalar ve şifalı masaj kitabımız var. Elmas Hanım'ın iğroterapi uzmanı olarak yazdığı bir kitapta. Şu an üniversitelerde yardımcı ders kitabı olarak okutuluyor. Masörümüz de burada. Hocam böyle baktığımızda tıbbi açıdan nasıl bir şey görüyoruz? Şimdi burada tabii bir baktığımızda bir omurganın bu da skolyoz. Skolyoz görüyoruz şu anda. Ayrıca sağ taraf şeyinin, toraksın biraz kabarık olduğunu, dokunduğumuzda kasların kaslı olduğunu ve ağrılı olduğunu görüyoruz. Evet. Solda ise bu yok. Yok. Ama tabii bu var olan bir omurga skolyozuna eğilimle bağlı olarak bir bulgu diyebilirim. Peki masörümüz, evet Rıza, evet, sen bunun eğitimini aldın, bizim tedrisimizden geçtin, sana sertifikalı birisin. Sen ne yapacaksın şimdi burada hocam, bir tıp hekimi olarak bu tedaviye yardımcı noktada? Ne yapıyorsun burada misafirlerimize, onu da görelim. Danışanımızın gördüğümüz şeyleri, sıkıntılarıyla oralara yapacağımız manipülasyonlarla oraları biraz daha gevşetip, yumuşatıp eski haline döndürmeye çalışıp, yani daha bir kullanışlı kaslar ve vücut haline getirmeye çalışacağız. Hareket sırasında çıkacak olan şikayetlerini azaltmaya. Evet, azaltmaya çalışacağız. Çünkü bu tür rahatsızlıklardan hareketten artan ağrılar olur. Bunları azaltmak da bir fizyoterapi olarak bu uygulamalar bu şikayetlerin aslında azaltıyor. Evet, işte özel masaj teknikleri. Şimdi hocam, demek ki herkes masaj yapamaz yani. Hayır, kaç asla. 608 saat mi? Evet, ders bir de görmeyen, alacak, kursu bitirmeyen, transkripti olmayan hiç kimse masaj yapamaz. Tabii kanun hangi noktaya nasıl... Gidip böyle alici, balici, malici eşlerinizi gidip böyle yerlere yollamayın. Tamam mı? Böyle hareketler, işte üstünde yuvarlanmalar falan. Bunları buradan birazcık ironi yapıyorum, altını çiziyorum. Evet. Masaj bir sanattır, bir bilim ister. Onun için masöz ve masörlerin hakkı yenmesin. Dışarıdan getiriyorlar ucuz işçileri 100 liraya. Bütün o Akdeniz'de üzülerek söylüyorum bunu bu ülkede. Ben bunların yönetmeliğini hazırlayan biriyim. Sayın Reha Denemeç'le Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'nın ortak çalışmasında 6 sene önce bu yönetmeliği hazırladık, çıkarttık. Buna göre olacak. Böyle yapılması lazım. Bunun kitabına evet, göre olacak. Evet. Elimde gördüğünüz kitap, eşinizle birlikte tabii, hazırladınız değil mi bu kitabı? Uzmanı, masajla tedavi. Evet. Terapi çok mucizevi önemli. Mucizevi tedaviler, pratik uygulamalar değil mi hocam? Tabii, yani nereye pratik, dokunacaksın, evet, ne yapacaksın? Evet, elinizin altında böyle bir kitap olursa en azından biz, bilinçli. Bir de doktor Hı-hı. kontrolünde. Doktorumuz görüyorsunuz diyor. Evet. Skolyoz eğri, omuzunda düşüklük var vesaire, ona göre biz bunların gereğini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Kimseye öyle dokundurtmayın bedenize, sakat kalırsınız bakın. Bir de kötü enerjileri alan masörler sizin bedeninize dokundu mu başkasındaki kötü enerji de sizin bedeninize geçer. Bir. İkincisi bir de birisinde bulaşıcı hastalıklar var. Tüberküloz, hepatit bilmem ne. Hijyenik olmayan yerlerde masaj yaptırmayın. Bu da bir sanattır. Evet. Biz bunu bilimsel olarak tuz odalarımızda özel olarak yapıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Bu burada da yine bir kitabımız var. O da farklı değil mi? O da tedavi. Noktalarla yani tedavi. Mesela evet, işte boynunuz ağrıyor, sırtınız ağrıyor, Hı-hı. migreniniz var. Evinizde kendi kendinize kolay. Nasıl bunu yapacaksınız? Hangi noktaya dokunarak o yağınızla bunları Hı-hı. düzelteceksiniz? Bakın gece işemesi olan çocuklar. Bakın adet sancılarınız, baş ağrılarınız, migrenleriniz, bunların içinde bütün bu noktalar var. Tabii hepsinin herkesi, bir noktası var değil mi hocam? Allah'ın ilk Hı-hı. emri oku.
okuyun diyor. Okumadan bunlar olmuyor. Okuyacaksınız diye söylemek istiyorum. Bu arada hem